Frigya Afyonkarahisar Bölgesi'nin yönetimi ve sürdürülebilirlik oturumunun moderatörlüğünü gerçekleştirmek üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Yaşar Sarı'yı davet ediyorum. Teşekkür ediyorum Esna Hanım. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, merhabalar. Bana bu fırsatı verdiği için Afyonkarahisar Üniversitesi Turizm Fakültesi'ndeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Dört tane sunum gerçekleştirileceği ifade ediliyor benim önümdeki notta. Doktor Mehmet Boztepe, Profesör Doktor Oğuz Türkay, Doçent Doktor Gonca Aytaş, Doçent Doktor Sabri Çelik şeklinde. Mehmet Boztepe beyefendi herhalde katılamadığı ifade edildi. Dolayısıyla ben ikinci sunum olan, eğer Sayın Oğuz Türkay hocamız buradaysa, Oğuz hocamız burada mı? Hocam henüz giriş Henüz yapmadı. giriş İsterseniz yapmadı. evet. O zaman Gonca hocam, Frigya Afyonkarahisar Bölgesi'nin gelişiminde sosyokültürel etkiler isimli sunumuyla Doçent Doktor Gonca Aytaş hocamı ben davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Herkesi saygıyla selamlıyorum katılımcıları. Hocam benim sunumum vardı, onu paylaşayım izninizle. Oldu mu? Şu anda ben görüyorum. Diğer Evet arkadaşlarımız da hocam. muhtemelen görüyorlardır. Evet. Geldi, bir sıkıntı yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Frigya sunum olarak Frigya-Afyonkarahisar bölgesinin gelişiminde sosyokültürel etkenleri incelemeye çalıştım. Şimdi turizmin etkileri dediğimizde ekonomik etkileri, sosyal etkileri, kültürel etkileri ve çevresel ekolojik etkileri olarak ayırabiliyoruz. Şimdi turizmin olumlu sosyokültürel etkileri var ve turizmin olumlu olmayan veya olumsuz sosyal kültürel etkileri olduğunu söyleyebiliyoruz. Olumlu kültürel sosyokültürel etkilere baktığımızda turist ve turist kabul eden bölge halkı arasında dostluk ve arkadaşlıklar sonucu dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunur. Bununla birlikte turist kabul eden bölge, turisti daha iyi tanımak adına okuma veya araştırma hissi kendinde duyabilir. Bununla birlikte bölge halkı yabancı dil öğrenme isteği duyabilir. Bu anlamda örneğin çalışabilir esnaf olarak ve iletişim kurmak adına yabancı dil öğrenebilir veya turistlerle iletişim kurmak adına yabancı dil öğrenme isteği duyabilir. Bununla birlikte turist kabul eden bölge halkı kültürel değerlere daha fazla sahip çıkmaya ihtiyaç duyabilir veya daha fazla ihtiyaç duyar. Bunu iki açıdan ele alabiliriz. Şimdi yerel kültür önem kazanır ve yerel halk kendi kültürleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için araştırır. Ve bununla birlikte aynı zamanda gelen turistlerin de kültürlerini öğrenmek isteyebilir veya bilgi edinmek isteyebilir. Turizmin diğer olumlu sosyokültürel etkilerine baktığımızda kadın hakları konusunda ilerlemeye neden olur. Boş zamanın kullanma alışkanlığını değiştirir. Yani diyelim ki gelen kişilerin boş zaman nasıl turistler geldiği zaman işte nasıl geçiriyorlar örneğin bunlar farklılaşabilir. Temizlik bilinci gelişebilir. İşte umumi kullanılan yerler hakkında daha temiz olunmaya dikkat edilebilir. Yeni meslekler ortaya çıkabilir. Yani şu mesela Frigya eğer turizme tam anlamıyla açıldığında rehberlere de ihtiyaç olacaktır. Yani o konuda uzman olan rehberlere ihtiyaç olacaktır. Bununla birlikte aile bağlarının güçlenmesine de neden olur. Kırsal bölgelerin kentleşmesinde işte daha olumlu katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte turist kabul eden bölge halkı kültürel değerlerle övünür bu açıdan baktığımızda. Buna karşılık turizmin olumlu olmayan sosyokültürel etkilerine baktığımızda turistlerin giyim ve yaşam biçimlerindeki değişiklikler yerel halka da yansıyabilir. Bununla birlikte yabancı sözcükler kullanılan yabancı sözcüklerle birlikte dilde
işte bazı sözcüklerin girmesine o dile neden olabilir. Bununla birlikte dostluk, arkadaşlık veya konukseverlik, özellikle de bizim övündüğümüz misafirperverlik veya konukseverlik bir ülke olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bu şey olduğu zaman ekonomik çıkarlar ne oluyor o zaman? Ekonomik çıkarlar devreye giriyor bu anlamda baktığımızda. Ve bölge halkı, turistleri sadece kendilerine hizmet eden görevli gibi görebilir. Tabii bunlar istenilmeyen durumlardır baktığımız zaman. Esas önemli nokta turist ve bölge arasında, bölge halkı arasında farklı tutumlar olabilir. Yani bölge halkı turistlerden bir nevi işte yaşam davranış biçimleri veya giyimlerinden rahatsızlık duyabilir. Buna karşılık turistler de bölge halkından işte mesela yapay davranışlardan veya işte bölgenin sanki toplumsal değerlerini kendileri hep bozuyormuş gibi bir görülmesinden rahatsızlık duyabilirler. Ama buradaki önemli o nokta sürdürülebilir bazında bakıldığında uzmanlar iki toplum arasındaki olumsuzlukları yaşanmaması için hem turistler hem de bölge halkının kültürel değerleri veya beklentileri arasında uyumlaştırılması veya bilgi verilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Şimdi bununla birlikte turizmin bölgeye yaptığı sosyal etkiler sürekli olarak irdelenmelidir. Yani dönemsel veya işte periyodik olarak bunlar izlenmelidir. Çünkü yerel halkın veya turist kabul eden bölge halkının tutumlarının öğrenmesi çok çok önemlidir. Şimdi bununla birlikte baktığımızda mesela tolerans yaklaşımı örnek olarak gösterilebilir. Tolerans yaklaşımında coşku, ilgisizlik, rahatsızlık ve düşmanlık boyutları olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bununla birlikte ilk aşamada yani turizm ilk açıldığı zamanlar veya o bölge turizme ilk olarak açıldığı zamanlar yerel halk veya bölge halkında bir ne olabilir? Bir coşku yaşanabilir. Bu çünkü ekonomik anlamda gelir getirmesi olarak ifade edebiliyoruz. İkinci aşamada eğer turiste bir artış gözükürse bu bir süre sonra kendini ilgisizliğe bırakabilir. Daha sonra işte rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Yani talebin mesela fazla olması bu sefer işte arzın arttırılması anlamına gelmektedir bu anlamda. Ve tabii en son istenilmeyen boyutu düşmanlık boyutu olarak ifade edilebilir. Şimdi yerel halk işte de turistlerden neden rahatsızlık duyabilir dediğimizde işte belki işte daha varlıklı olmaları veya tüketim davranışlarındaki farklılıklardan rahatsızlık duyabilir. Bununla birlikte yöre halkının işte turistin kullandığı turizm tesislerini veya turizm işletmelerini kullanamamasından dolayı rahatsızlık duyabilir. Bununla birlikte turizm işletmelerinde yabancı çalışanlara eğer çalıştırılıyorsa daha fazla yetki verilebilir veya daha fazla ücret ödenebilir. Dolayısıyla bunlar da rahatsızlık yaratabilir. Turistle turist kabul eden bölge halkı arasında ortak yanların bulunmaması veya işte demin söylediğimiz turizmin sürdürülebilirliği noktasında yeterince bilgi sahibi olmamaları maalesef ki bu şeylerin de yaşanmasına neden olur. Kitle turizmiyle birlikte yani yığınlar halinde turistlerin seyahat etmesiyle birlikte tabii ki yerel halkın almış oldukları hizmetin bir nevi engellenmesi veya kısıtlanmasına neden olabilir. Veya turistlerle ne yapmak zorunda, paylaşmak zorunda kalmalarından dolayı yerel veya bölge halkı rahatsız olabilir. Tabii bunu açıklarken taşıma kapasitesiyle ifade edebiliyor. Taşıma kapasitesi dörde ayrılıyor ama bize yani şu anda da daha çok şey yapan fiziksel taşıma kapasitesi ve sosyal veya psikolojik taşıma kapasitesi diyoruz. Fiziksel taşıma kapasitesi işte o bölgenin, o destinasyonun, o yörenin
diyelim, alanın maksimum en üst seviyedeki kapasitesi doldurabileceği olarak ifade edebiliriz. Ve bununla birlikte sosyal veya psikolojik kapasite ise yerel halkın veya turist kabul eden bölge halkının gelen ziyaretçilerden etkilenmeme düzeyi veya yerel halkın turistlerin varlığına karşı gösterdiği hoşgörü derecesi olarak ifade edebiliriz. Şimdi sosyo-kültürel etkenler veya unsurlar dediğimizde gelenek, görenekler, kültürel varlıklar, siyasi yapı, eğitim durumu ve yaşam tarzı, kentleşme düzeyi ile karşılaştırmaktayız. Bununla birlikte Afyonkarahisar'ın geçim kaynağı genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İşte tarımda daha çok buğday, arpa, ayçiçeği ve haşhaş veya şeker pancarı gibi şeylerin tarım ürünlerinin yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte mermer tabii ki büyük bir önemli bir yer kapladığını söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte maden sularının örneğin işte şifalı Frigya denilen maden sularıyla işte tüm Türkiye bile ne yapılması, dağıtımının gerçekleştirilmesi olarak ifade edebiliyor. Şimdi Afyonkarahisar'da gelenek ve görenekler dediğimiz zaman pek çok gelenek ve görenekler var. İşte bu düğün olabiliyor, bununla birlikte cenaze, doğum, hacca giderken ki gelenek ve görenekler. Ben tabii hepsini almadım. Sadece birkaç tane farklı olabilecek şeyleri almaya çalıştım. Örneğin saç kesme. Saç kesmede işte kız tarafına kayınvalide ve İşte oğlan tarafından bir kadın grup giderek kadın gecesinden önce gidiliyor. Daha sonra orada işte karşılanıyor kayınvalide ve gelen kadın grubu. Gelin ellerini öpüyor ve gelin kızın saçı kesiliyor. Yani çok az bir şeyde diyebiliriz. Sonra da kayınvalide burada takı takıyor. Daha sonra da oradan ayrılıyor. Bu kına gecesinden önce şey yapan bir şey olarak ifade edebiliyoruz. Ölümle ilgili geleneklere bakıldığında aile yakınları veya akrabaların işte katmer yaptığını ve başsağlığına gelen kişileri de bunları ikram ettiği şey yapılıyor. Bununla birlikte cenazenin üstüne tabuta, daha doğrusu üstüne halı konuluyor ve daha sonra da bu halı camiye gönderiliyor. Ve ölenlerin işte 7. günde pişi yapıldı ve komşulara dağıtıldı. İşte 52. gününde de mevlüt okutuldu. Yani bazı şeyler tabii ki yani Anadolu'da da yani görülen şeyler. Mesela doğumdaki geleneklere bakıldığında doğumdan sonra da eve yakın akrabaları takım gönderiyor. Takım gönderiliyor yani yemek, sıra yemekleri gönderiliyor burada. Ve o akrabaların gönderdiği yemeklere de takım düzme adı veriliyor. Yani ev sahibi burada herhangi bir yemek şeyi yapmıyor. Şimdi bununla birlikte gezek kültürü ve yaren kültürü Afyon'da öne çıkan bir şey olarak, kültür olarak ifade edebiliriz. 2010 yılında sohbet geleneği olarak UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır ve bunun turizm amaçlı da aslında kullanılmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geleneksel el sanatlarına baktığımızda Afyonkarahisar'da keçecilik, koşumculuk, at arabacılığı, demircilik ve bakırcılık, gemelecilik, kilimcilik, hasır örücülüğü, mermercilik, halıcılık, örgücülük ve dantel ve oyaların olduğunu görebiliyoruz. Koşumculuk işte atların üstündeki o deriden yapılması olarak ifade. At arabacılığı at arabasının süslenmesi şeklinde ifade edilir. Demir ve bakırcılık burada daha çok merkezde, Afyon merkezde kaldığını söyleyebiliriz. Kilimcilik özellikle işte Bayat'ta dünyaca da ünlü ünlü bir kilimimiz. Bununla birlikte işte kök boyalarıyla yapılıyor. Bu yüzden öne
çıktığını söyleyebiliyoruz. Keçecilik de Afyon gene merkezde kalmıştır. Bununla birlikte daha çok işte eskiden keçeciliğin kullanma şeyleri farklıyken günümüzde daha çok aksesuar veya dekoratif şey olarak kullandığını söyleyebiliyoruz. Şimdi kültürel varlıklar boyutunda ise incelediğimizde müzeler diyebiliyoruz. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi. Bu da 1971 yılından beri faaliyette olan işte Hititler, eski Tunç çağı, Frigler, Roma, Helenistik dönem, Roma ve Bizans dönemine ait eserlerin sergilendiğini söyleyebiliyoruz. Sultan Divani Mevlânesi 2008 yılında restore edilmiştir ve hala günümüzde faaliyetini sürdürmektedir bu anlamda. Bununla birlikte Zafer Müzesi Başkomutan Meydan Muharebesi'nin planlandığı ve taarruz emrinin verildiği yerdir. Zafer Müzesi'nde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Hareket Şube Müdürü Tevfik Bıyıklıoğlu'na ait de odalar burada düzenlenmiştir. Bununla birlikte Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Afyon, Kütahya ve Uşak illerini de kapsayan bir milli park olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi yani kültürel açıdan Afyon'un zengin olduğunu bu anlamda tespit edilebilir. Bununla birlikte yerel halkın örneğin turizme yönelik tutumlarını belirlemek gerekiyor. Bununla birlikte yapılan araştırmada halkın iyi bir yaşam sürmesi halinde turist ve turistlere karşı daha olumlu tutum sergilendiği ortaya konmuştur. Tabii burada bu yerel halkın ekonomik anlamda da işte katkı sağlanmasının burada önemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu anlamda yerel halkın sosyo-kültürel işte o etkileyen yani turizmin etkilerini de ölçmek gerekiyor yerel halk üzerinde ve bunu demin de söylediğim gibi periyodik olarak ve dönemsel olarak zaman zaman aralıklarla yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi Özdemir ve Kervan Kıran'ın 2011 yılında yapmış olduğu turizm ve turizm etkileri konusunda yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi ve Afyonkarahisar örneğinde 1025 kişiye Afyonkarahisar'da yaşayan yerel halka uygulanmıştır bu anket ve turizme algılama şekilleri sorulduğunda %52.4'ü ekonomi geliştiren bir faaliyet olarak gördüğü, %17.4'ü kültürün artmasını sağlayan bir faaliyet olarak gördüğü, %15.7'si doğayı, tarihi ve kültürel değerleri koruyan bir faaliyet olarak gördüğü, %9.6'sı da insanları kaynaştıran bir faaliyet olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte Afyonkarahisar'ın mevcut turizm imkanlarını nasıl buluyorsunuz sorusuna yerel halk %25'e yakın bir oranla tarihi ve diğer kültürel kaynakların turizme kazandırılması gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Afyonkarahisar'ın turizm yönünden en önemli özelliği nedir sorusuna ise yerel halkın %76.1'i termal turizm yönünden zengin olduğunu, bununla birlikte %14'ü kavşak noktasında olduğunu ve %5.2'si de tarihsel kültürel kaynaklar yönünden zengin olduğunu belirtmiştir. Başka bir soruda ise Afyonkarahisar'ın turist profilini kimler oluşturmalıdır sorusuna %45.8'de yerli yabancı turist demiştir. Bu da yani yabancı turistlerin de yani gelmesini istedikleri açısından olumlu bir tutum olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir soruda ise size göre Afyonkarahisar ile turizmin gelişmesi için neler yapılmalıdır sorusuna %17.
8.5'i mevcut tesisler iyileştirmeli ve hizmet kalitesi artırılmalıdır denmiştir. %14.1'i çevrenin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesine önem verilmesi gerektiği söylenmiştir. %14'ü yer altında turizm bilinci oluşturulmalı. Yani bu da güzel, yani turizm bilincinin oluşturulması, istenmesi güzel bir, olumlu bir tutum olarak ifade edebiliriz. Olumlu bir görüş olarak ifade edebiliriz. %10.5'i de turizm mevsimi bütün yıla yayılacak plan ve projelerin geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Şimdi bu anketten de, bu çalışmadan da, araştırmadan da yola çıkarak işte Afyonkarahisar'daki, yani turist kabul eden bölge halkının veya daha fazla diyelim turist kabul etme isteği olan Afyonkarahisar yerel halkının turizmi ve turiste olumlu bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Afyonkarahisar'ın bu anlamda, kültürel anlamda da zenginliği olduğunu söylediğimizde dolayısıyla bunun ekonomik olarak kazandırılmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Gonca Hocam'a çok teşekkür ediyorum bu sunumu için. Şimdi katılımcı gelmediğine göre, dolayısıyla orada bir 15 dakikalık bir zaman şeyimiz var. Onun için hani Gonca Hocam zaman itibariyle bir 2-3 dakika geçti ama ben onu o zamandan kullanacağımızı düşünerek hocama ikaz etmedim bu anlamda. Yani dolayısıyla iyi bir zamanlama yaptığını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Profesör Doktor Oğuz Türkay hocamız bildiğim kadarıyla katılmış aramızda. Sayın Dekanım hoş geldiniz. Sayın hocam merhabalar. Merhabalar, merhabalar sevgili hocam. Arkadaşları, hocalarımı, katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Böyle bir çalışmaya imza attıkları için de Turizm Fakültesi'nin de bu işlerin içinde olmasından dolayı çok gurur duyduğumu, çok güzel işler yaptıklarını gördüğümü beyan etmek isterim. Şahsınızla hepsine de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Oğuz Hocam. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizin sunumunuzu dinleyelim istiyorum. Hay hay. Frikya Afyonkarahisar Bölgesi'nin Sürdürülebilir Yönetimi şeklinde bir başlığında bir sunumunuz var. Soruları en sonunda alalım gibi düşünüyorum hocam. Dolayısıyla arkadaşlarımız lütfen not alsınlar. Sonunda soru cevap şeklinde şey edebiliriz. Hani katkılarımızı veya sorularımızı sorabiliriz. Oğuz hocam buyurun lütfen. Hocam şu anda geliyor mu? Gördük hocam. Gördük, sunumunuzu görüyoruz şu anda. Benim sunumum kültürel alanların sürdürülebilir yönetimi üzerine. Tabii bu açıkçası, evet, tamam. Burada Frik Vadisi özelinde bir şeyler ortaya koymaktan ziyade teorik bir çerçeve sunarak bunun Frik Vadisi için uygulanabilir olmasını arzu ediyorum. Dolayısıyla aslında benim kültürel alanların yönetilmesine bakış açım, değerli toplu bütünsel bir bakış açısı olarak ortaya koyduğum bir bakış açısı. Bu bakış açısını veyahut da kültürel alanların sürdürülmesi noktasındaki temel yaklaşımı ortaya koymadan önce teorik çerçeve olarak bir kültürel alanlar bizim için nasıl bir çerçeve sunuyor, ne demek oluyor, buna farklı bir gözle bakarak ne söyleyebiliriz dediğimizde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Birincisi, kültürel miras herkesin ortak değeridir ve korunması da toplumun her üyesine düşen bir görevdir. Bu noktada her ne kadar bizim anayasamızın 63. maddesi kültür noktasındaki korumayı devletin bir görevi olarak addetse de yine biz biliyoruz ki çevre değerlerinin bütünün üstünde bütün vatandaşlar söz hakkı vardır. Dolayısıyla bütün vatandaşlara da koruma noktasına bir görev düşer. Şimdi bu anlamda baktığınızda aslında kültürel miras alanları ya da bütün kültürel miras, soyut somut, sosyokültürel bir önemi haizdir. İkincisi, entelektüel bir önemi vardır bunun.
Biz aslında düşünen bireyler olarak kendi düşünce geçmişimizi kendi toplumumuzun geçmişiyle özdeşleştirme eğilimindeyizdir. Dolayısıyla bilgi ve görgü birikimimizi, potansiyelimizi bu geçmiş değerlerle özdeşleştiririz. Bu anlamda kültürel mirasın bir entelektüel önemi olduğunu da iddia edersek yanlış olmaz. Çevresel bir önemi vardır. Zira kültür değerleri aynı zamanda çevresel değerlerdir. Her yaşamsal faaliyet gibi çevre değerlerine bizim üreteceğimiz her faaliyet muhtaçtır. Çünkü çevre değerleri en temel girdidir. Bizim de bütün faaliyetlerimiz, bütün yaşamsal faaliyetlerimiz için kültürel unsurlarda bir girdi değeri taşır. Ve son olarak vurgulamak istediğimiz ekonomik bir önemi vardır. Zira bu kültürel değerlerin korunması bir maliyet kaynağı olabilir. Turizm amaçlı kullanımı gibi alternatif kullanım şekilleri de bu maliyeti tersine çevirerek bir ekonomik girdi üretme potansiyeline sahiptir. Bu anlamda baktığımızda kültürel alanlar, kıymetli katılımcılar, nadirdir. Nadirdir. Bunu tabii dünyanın her yerinde kültürel farklı kaynaklar vardır ama bunlar o bölgeye ve o kültüre hastır. Dolayısıyla başka bir coğrafyada bulma, deneyimleme şansı yoktur. İkincisi değerlidir. Bu kaynaklar bu nadir olmasına da bağlı olarak çok değerlidir ve asırlardan beri gelmektedir. Dolayısıyla insanlığın geçmişine dair birçok veriyi kapsamında tutar. Buna bağlı olarak çok değerlidir. Üçüncüsü taklit edilemez. Bunların taklit edilme şansı yoktur ve ikame edilemez. Şimdi bu nadirdir, değerlidir, taklit edilemez, ikame edilemez kısmını söylediğimde eminim ki bizim işletme yönetimi alanında çalışan arkadaşlarımız bu tanımlamayı hatırlayacaklar. Diyecekler ki hoca burada bir stratejik yönetim geçişi yapacak galiba. Çünkü işletmeler strateji oluştururken öz yeteneklerine, öz değerlerini bu şekilde tarif ederler. Nadir, değerli, taklit edilemez olan yetenekler bizim aslında ürettiğimiz ekonomik değerin özüdür, öz değerleridir. Bunu bir tarafa bırakalım, cebe koyalım bunu. İkinci kavramımız sürdürülebilirlik kavramı. Sürdürülebilirliği biz iki şekilde ele aldığımızı görüyorum. Ben literatüre baktığımda açık konuşalım. Yani biz sürdürülebilir turizm kapsamında yazılı çizili eserlere baktığımızda bunlarda ciddi bir koruma yönlü eğilim açığa çıkıyor. Makaleyi okuyorsunuz, arka planda araştırmacısının eğilimi nedir diye bakıyorsunuz. Araştırmacı büyük oranda hiçbir şey yapmayalım, mutlaka bu değerleri koruyalım diyor. İyi ama bunun çok mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bir değeri, özellikle kültürel alanda, kültürel miras alanında yer alan bir tarihi eseri, etrafına cam bir koruma geçirip de koruma altına almanız da aslında bu eseri uzun süre ayakta tutacak bir altyapı oluşturmuyor. Çünkü her eserin korunmasının toplum için bir maliyeti var ve toplum bu maliyete nereye kadar katlanacak bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında bizim bütün turizm kaynaklarından beklediğimiz bir getiri konusu var. Bu kaynağın bir şeyler üretmesini de bekliyoruz. Tarihi değerleri, kültürel miras değerlerini de biz turizme aktarırken aslında bu ikinci ele alışa istinaden bunu söyleyebiliriz. Biz bu değerleri özellikle turizm amaçlı kullanmak suretiyle bunların da değer üretmesini sağlayabiliriz ve bunların toplum hayatında önemli yer tutmasını, bir maliyet kalemi olmasını değil, değer üreten bir unsur olmasını sağlamak suretiyle onun korunmasını sağlayabiliriz. Şimdi bu açıdan baktığımızda bir turizm değerinin sürdürülebilir olması için ürettiği değerin, ürettiği katma değerin de diyebiliriz, tüm paydaşlar için yeterli görülmesi gerekir. İkincisi, bu değerin mutlaka korunması gerekir, tüketilmemesi gerekir. Üçüncüsü de gelecek kuşaklar için de değer üretme potansiyelinin ayakta tutulması gerekir. Yani bugün değer üretmesi ve bugün ürettiği değerin farklı aktörler için yeterli görülmesi ve gelecekte de değer üretme potansiyelinin korunması gerekir.
Şimdi bu açıdan baktığımızda biz turizm değerini bugün yoğun bir şekilde kullanıp kullandırıp tüketirsek gelecekten ödün vermiş olacağız. Sürdürülebilir hiç sağlanmamış olacak. Biz bugün turizm değerini kapalı kapılar arkasında depolamış olursak, bugün koruyoruz diyerekten kapalı kapılar arkasına hapsedersek, burada farklı paydaşlar için bu değerden beklentiler hayata geçmemiş olacak. Dolayısıyla yine bir sürdürülebilirlik sağlanmamış olacak. Yani burada o sürdürülebilirliğin temel üç ayağı olarak ekonomik, ekolojik ve kültürel beklentilerimizi karşılayacak bir faaliyet tasarlamamış olacağız. Sürdürülebilirliği biraz bu çerçevede ele alırsak, bu kültürel alanların korunması noktasında daha eyleme dönük düşünmüş oluruz. Bu açıdan baktığımızda da sürdürülebilirliğin bize turizm kaynaklarını ele alırken bir ekonomik değer üretimini sağlama, iki rekabet gücü üretme ve üç yaşamsallığı sağlama gibi bir görüş ortaya çıkardığını görüyoruz. Şimdi bizim turizm alanında yazıp çizen araştırmacılardan da aslında bu konuya net temas eden var. Ve şöyle bir yargıyı yine ben burada bir atıf gösterdim ama birçok atıf var. Çok fazla değil ama bu şekilde düşünenler var. Sürdürülebilirlik yaklaşımı stratejik bir bakışla ilgilidir diyorlar. Yani aslında siz bu bir turizm alanının yönetimini uzun vadeli bir perspektifle ele alırsanız, iki, bütün paydaşların çıkarlarını ön planda tutan bir yaklaşımla ele alırsanız ve üç, bu yaklaşımları hayata geçirecek bir yönetim uygulaması pratiği hayata geçirirseniz, ortaya koyarsanız, pratiğe dökerseniz bu yaklaşımları, siz zaten sürdürülebilir bir şekilde o değeri yönetmiş olursunuz diyebiliriz. Şimdi tabii bu teorik çerçeveyi bir de daha alana dönük birkaç bilgiyle odaklayalım, bir noktaya odaklayalım. Peki kültürel alanların kıymetini biliyoruz, takdir ediyoruz. Sürdürülebilirliğin de ne olduğunu anlıyoruz. Peki mevcut durumda kültür alanlarının turizm amaçlı kullanılmasında ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor diye şöyle genel bir literatür taraması yaptığımızda en fazla karşımıza çıkan sorunlar şunlar. Her şeyden önce kültürel varlıklardan beklenti konusunda bir belirsizlik var. Yani dünyanın farklı destinasyonlarında bu kültür varlıkları turizmin en temel çekiciliği olarak kullanılıyor. Fakat buralarda bu alanların sürdürülebilirlik kapsamında yönetilmesi mevzu bahis olunca az önce söylediğimiz kimileri tamamen korunması ve hiçbir şekilde turist deneyimine açılmaması, kimileri bunun mutlaka turiste yüksek değerlerle deneyiminin sağlanması, kimileri işte bunu korumanın çok mantıklı bir şey olmadığı gibi gelgit şeklinde bir beklenti belirsizliğinden bahsedebiliriz. Bu tabii ki beklenti belirsiz olunca bu alanların verimliliğinin nasıl sağlanacağı noktasında da bir ortak görüşün ortaya çıkmasını engelliyor. Bunun dışında temel sorunlar şunlar. Turizm amaçlı kullanılan kültür alanlarında tahrip söz konusu. Özellikle yoğun turist ziyaretlerine açılan bölgelerde bir tahribatın olduğu, kültürel miras değerlerinin aşındığı, yıprandığı, yok olduğu, yok edildiği şeklinde örnekler var. İkincisi, tahrip olmasa bile belli bir çevresel baskı. Mesela bu alanlarda bir çöp birikmesi söz konusu. İşte gelip giden turistler bir yerlere çöp bırakıyorlar. Burada etkin bir çöp toplama sistemi oluşturulamadığı için buralarda değişik çevresel kötüye gidişler gözlenebiliyor. Üçüncüsü bir modernizasyon sorunu söz konusu. Bazen bu alanı modernize ederken aşırıya kaçılabiliyor. İşte modernizasyon kapsamında belki bizim rekonstrüksiyon ya da renovasyon çalışmalarının bazen o eserin otantikliğinden uzak bir sonuç üretmesini de bu kapsama alabiliriz. Burada iki yön var tabii. Bir modernize ederken yanlış uygulamalar var. Bir de modernize edilebilecek olan eserlere hiç dokunulmaması sorunu var. Dördüncüsü bir metalaşmadan bahsediyoruz. Bu metalaşma konusu özellikle soyut kültür değerleriyle ilgili.
En bildik örneği, çok bence sarsıcı bir örnek, bizim sema törenlerinin turiste sunumu. Yani toplumun kendi tasavvuf geleneğinden, kendi geçmişinden getirdiği ve bunu uygulayan kesim olarak bir ibadet niteliği taşıyan bir uygulamanın para kazanma şuuruyla, motivasyonuyla turist karşısında sunulması, bu bir metalaşma örneği. Şimdi baktığımızda bu kültürel unsurların sunumunda metalaşma düzeyine de gelmemek gerekiyor. Çünkü yine bu turizm sosyoloji tartışmalarında çok ele alınan, siz bunu metalaştırıp sunmaya çalıştığınızda aslında turist açısından bu otantik bir deneyim olmuyor. Ve turist de buna dair emin olun o deneyim sırasında belli şeyleri yakalıyor ve o turistin memnuniyetine de yansıyor. Diğer bir sorun fon eksikliği. Özellikle kültür alanlarının korunması noktasında yeterli fon üretilemediği görülüyor. İşte geçen bir haber vardı. İşte Karl Marx'ın mezarının olduğu parkın ziyareti noktasında bir sıkıntıya düşülmüş İngiltere'de. Yeniden bir fiyatlandırma yapılarak o parkın korunabilirliği sağlanmış filan. Yani o ziyaret alanının ücretlendirilmesini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. Devletin o alanın korunması ile ilgili hazırladığı bütçeyi de bu alanda düşünebiliriz. Ama yapılan çalışmalar kültürel alanların, turizme açılmış kültürel alanların en önemli sorunlarından birinin fon eksiği olduğunu söylüyor. Kamu farkındalığının geç geliştiğini görüyoruz. Yani yerel yönetimler veyahut da turizm aktörleri bu alana turizmi destekleyecek faaliyetlerle yoğun bir turist girişi sağlıyorlar. Ziyarete açılıyor bu alanlar. Fakat kamu bu noktada geç farkındalık geliştirdiği için o bölgede o kültüre kendi geçmişi olarak bakan insanlar bu konuda geç farkındalık geliştirdiği için sorunlar yaşanıyor daha sonra. Ve yabancı tarihle ilişkilendirme de bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bazen de sahip olduğunuz kültürel değeri atfettiğiniz uygarlık, medeniyet, toplum farklı bir toplum olunca bu da halk arasında bir kafa karışıklığına yol açıyor. Peki bu sorunlar ve bakış açımız itibariyle kültürel alanlar, onun sürdürülebilirliği ve bu sorunları dikkate aldığımızda ne yapmalıyız? Biz Afyon, Frig Vadisi'ni nasıl yönetmeliyiz? Bütüncül bir bakış, adım adım ne öneriler getirebiliriz diye düşünerek bunu sunuyorum. Sistemin uygulama ayaklarını tespit edebiliriz. Adım adım, toplam 7 adımdı yanlış hatırlamıyorsam, bakacağız. Birinci adım bir mental hazırlık adımı olmalı bence. Bu mental hazırlık şunları kapsamalı. Kültürel miras turizmini yerel kalkınmanın bir parçası olarak ele almamız lazım. Yani bu sürdürülebilir kalkınma bir yaklaşımdır ve her faaliyete uygulanması gereken bir yaklaşımdır. Biz herhangi bir alanı, bu alan özeldir, burayı sürdürülebilirlik açısından ele alıp böyle tasarlayalım diyemeyiz. O bölgedeki bütün kalkınma çalışmalarına siz sürdürülebilirlik açısından bakarsınız, öyle bir giysi giydirirsiniz bütün faaliyetlere ve bunun bir parçası da kültürel miras turizmi olur, olmak durumundadır. Kültür alanında sürdürülebilirlik yerine kültürel alan ve sürdürülebilir kalkınma perspektifini yerleştir diyoruz. Bu da yine bahsettiğimiz gibi sadece o alana has bir sürdürülebilirlik tartışması değil. Kültür alanını sürdür ya da o bölgenin bütün turizm faaliyetlerini sürdürülebilirlik açısından geliştirme tasarımı, kültürel alanı da bunun bir parçası olarak ele alma. Yerel toplumda kültürel değerler için bir koruma kullanma bilinci geliştir. Buna vurgu yapıldı. Çok söylenecek bir şey yok. Kültür alanlarına yönelik yerel ziyaretlere özendir. Bu mesela atlanan bir şey. Demin dedik ya, sorunlardan biri kamu bilincinin geç gelişmesi. Oysa ki biz biliyoruz turizm krizlerden çok yoğun etkilenen bir sektördür. Niye? İşte eskiden diyorduk ki turizm temel ihtiyaçlardan sonra gelen bir ihtiyaç olarak görülür. Bu tartışılır bir konudur. Ama her halükarda turizm sektörü krizlerden vesaire çok çabuk etkilenir ve her durumda da geriye dönüp yerel talebe muhtaç olur bir bakıma. Aslında bunu baştan kabul etmek lazım. Hiçbir ekonomik faaliyet ya da hiçbir üretim yerel talebi, turizm gibi uluslararası alana satışı yapılan ürünler için söylüyorum, yerel talebi geliştirmeden ayakta duramıyor. Onun için
kültür alanına turistik bir ziyaret özendiriyorsak buna yerel ziyaretler öncelikli olabilir. Yerel ziyaretler de bunun çok önemli bir parçası olmalıdır. Yerel ziyaretten şunu kastediyorum. Bizzat Afyon'da yaşayan insanların Frig Vadisi'ni ziyareti veyahut da Kütahya'da yaşayanın Frig Vadisi'ni ziyareti özendirilmelidir diye düşünüyorum. Kültür alanlarında yerel girişimciliği destekle. Yani bu alanlarda illa dışarıda turizm aktörlerinin isim sahibi olmuş olanların gelip otel açması, konaklama birimi yapması veyahut da tur organizasyonlarını onların yapması değil. Bizzat o bölgede yaşayan insanların küçük ölçekli girişimlerle o bölgedeki turizme girişini sağlamak gerektiği düşüncesindeyim. Yasal bir çerçevenin hazırlanması gerekir. Burada ülkenin genel hukuku içerisinde oluşturulan çerçeve, işte anayasamızda 63. madde, 2863. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunumuz veyahut da ülkemizin taraf olduğu dünya kültürel ve doğal mirasını korumayla ilgili sözleşmeler, UNESCO bünyesinde yapılan sözleşmeler, bunlardan mülhem, bunlardan iktibas edeceğimiz, bunlardan alacağımız ilave yönergelerle biz aslında o alanın sürdürülebilir gelişimi için yeni ilkeler oluşturabiliriz. Üçüncü adım planlama yaklaşımımız. Planı bazıları çağ dışı buluyor ama yani turizm bölgesinin destinasyonun geliştirilmesinde formal yazılı çizili bir plan olmasa bile en azından stratejik hareket noktalarını tespit eden ve kurumların görev dağılımını ortaya koyan bir plana ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Bu kapsamda somut ve soyut kültürel değerleri kayıt altına al ve envanter çalışması yap. Birinci unsur bu. Burada tabii kültürle ilgili olduğu için tescil süreçleri ve tescilli eser sayısı ve benzeri konular çok ön plana çıkıyor. Alanın dengelerini belirle. Burada nüfus yapısı, alandaki mevcut ekonomik aktiviteler, sosyal etkileşimler, endüstrileşme, şehirleşme gibi unsurlar analiz edilmeli. Alandaki diğer ekonomik aktiviteleri tanımla, turizmle ortak kullanım alan durumlarını ortaya koy. Mesela vadi diyoruz, bu alanda belki organik tarım yapan birimlerin ortaya çıkması söz konusuysa, kültür turizmi rotalarının buralardan geçmesi söz konusu edilebilir gibi. Alana komşu turizm bölgeleriyle etkileşimleri tanımla. Ya bu sadece o vadi veyahut da sadece Afyon'daki tarihi eserleri görmeye gelmez belki de insanlar. Belki de ta Kütahya'dan başlayıp işte o çevreyi komple dolaşacak bir tur planına bağlı kalabilirler. Bu anlamda biz bir alanda turizmi geliştirirken mutlaka ve mutlaka onun yakın çevresiyle etkileşimlerini ele almak durumundayız. Velev ki ülke sınırları arasında olsun. Yani bu da artık dünyada aşılmış bir şey. Biz Artvin'i tasarlarken mesela Gürcistan'a geçişleri Gürcü tarafıyla konuşulabilir. Zaten sağlık amaçlı protokoller var, hasta geçişleri vesaire protokolleri var. Turizm amaçlı geçişlerde de bunlardan istifade edilebilir. Bunun örnekleri İngiltere'de vesaire de var. Ama bu daha geniş bakarak daha kapsamlı bir destinasyon tanımlaması yapılabilir. Saha kullanım planı oluştur. Burada özellikle taşıma kapasitesinin belirlenmesi çok kritik bir unsur. Tabii taşıma kapasitesini bir coğrafya için böyle bir sayısal hesap olarak belirlemek oldukça zor. Ama bunu en azından saha kullanım planının bir parçası yaparak belki yapılaşma yasağı öngörülen alanlar vesaire gibi tanımlamalar yapılırsa o bile yeterli olur. Stratejik bir yol haritası oluştur. Doğa ile tarihi bütünleştir. Bunu kırmızı yaptım çünkü daha sonraki adımda da bu önemli bir faaliyet. Yani plan perspektifinde doğa ekolojiyi de işin içine katmanın çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu adımları atarken mutlaka farklı alanlardan uzman bilgisine ulaşılması lazım. Üretilen planın diğer planlarla, imar planlarıyla, bölgedeki çevre düzeni uygulama planlarıyla ve benzeri örtüştürülmesi gerekir. Açık hedefler, spesifik amaçların belirlenmesi ve fon kaynaklarının plan aşamasında belirlenmesi çok faydalı olur. Dördüncü adım tesisleşme. Burada yine doğa ile tarihi bütünleştir diyoruz. Yani o bölgenin doğasına, ekolojisine uygun tesisleri desteklemek gerekiyor. Tesisler için bir sınır belirlenmeli. Yani taşıma kapasitesine göre bir tesis sınırı ve yatak kapasitesi ve benzeri mesela konaklama tesisleri için bir sınır ortaya koyulabilir.
Ziyaretçi kolaylıkları oluşturulması gerekiyor. Burada konaklama alanları, dinlenme alanları, belki bunlar Frig Vadisi'ne yakın bir alanda işte ciddi bir konaklama kapasitesi oluştu tabii. O kapsamda belki çok bir şeye gerek görülmez ama yine ziyaret alanlarında mutlaka otoparklar, tuvaletler, sergi alanları, satış alanları gibi tasarlanması gerekir. Çalışanların seçimi ve eğitimi çok önemli. Yani sürdürülebilirliğin sağlanmasına gerçekten eğer tüketicinin ya da turistin diyelim deneyim sırasında çevresel sıkıntı üretecek davranışlar sergilenmesini önlemek istiyorsak en başta ona dokunma, temas etme ihtimali olan çalışanları bilinçlendirmek çok kritik bir şey bence. Kamu fonlarının kullanımını geliştirmek gerekir. Tesislerin yapımında kamu fonlarından istifade edilebilir mi? Özellikle proje kapsamında işte belki konaklar, yalılar ve benzeri onların renovasyonu için yeniden yapılandırılması gibi çalışmalarda belki kamu daha fazla fon temini söz konusu olabilir. Ama bunlar geliştirilebilir yani. Çünkü çok farklı yerlerden de kamusal fon temini söz konusu. Sponsor destekleri söz konusu olabilir. Türkiye'de bu kültür alanları konusunda çalışmalarda değişik sponsorların da önemli katkılar yaptığını biliyoruz. Çanakkale bölgesinde işte Opet'in sunduğu katkılar gibi. Bu anlamda sponsor bulunabilir. Operasyonel bir yönetim tasarımı söz konusu olmalı. Beşinci adım operasyon yönetimi ile ilgili. Burada mutlaka Oğuz Hocam toparlayabilirsek hocam. Tabii ki hocam az kaldı. İki saydamım kaldı. Bitiriyorum. Affınıza da sığınıyorum. Dinleyicilere de özür dileyerekten. Biz genelde turizm alanlarında bu şekilde müdahalelerde bulunmayız. Yani genelde turist gelir bir yerden başlar, gezer, bitirir. Ama bunu biz tasarlayabiliriz. Yani o alanda hizmet istasyonları oluşturup bu istasyonlar arasındaki sirkülasyonları yönetmeye çalışırsak daha başarılı olur. Müşteri bilgi ağı oluşturulması lazım ve işletmeler içinde koordinasyon merkezleri olabilir. Bu makro anlamda bakanlıklar, valilikler, belediye başkanlıklarını bir araya getiren, mikro anlamda da turizm işletmeleri, yerel örgütler, esnafı belki bir araya getiren, bunların birbiriyle etkileşimini, iletişimini sağlayan merkezler olabilir. Yerel etkileşimi artır, halkın katılımını sağla diyoruz. Az önceki sunumda da vurgulandı. Yerel kabul çok önemli. Ziyaret sayılarını izle ve kontrol et. Etki yönetme adımı 6. adım. Burada gerek Afyon'da gerek Türkiye içerisinde halkla ilişkiler çalışmalarıyla bu bölgeye dair, kültür varlığına dair bir farkındalık oluşturulmalı. Dışa yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri ve reklamla yine tutundurma söz konusu olabilir. Burada ürün kimliğini ortaya koyan, konumlandırma yapan, imajı belirleyen ve bu bölgeyi bir marka haline getirecek çalışmaları kastediyoruz. Ve son adım, 7. adımda da kontrol ve dönüş sistemleri kurulmalı. İzleme araçlarından elde edilen veri analiz edilmeli, turist geri bildirimleri kaydedilip analiz edilmeli ve yerel rahatsızlık ve tepkiyi STK'lar yerel halk nezdinde ölçen, izleyen ve analiz eden bir sistem kurulmalı diye düşünüyorum. Sevgili hocam, bir sürdürülebilirlik nasıl sağlanır sorusuna cevaben benim bu işi biraz da stratejik platformda ele almak suretiyle önerilerim bunlardır. Umarım dinleyiciler için faydalı olmuştur. Evet. Sesim geliyor mu? Ben mi koptum? Sizin sesiniz geliyor hocam. Yaşar hocam mı? Ben de duyuyorum da. Esna hocam? Hocam sanırım Yaşar hocamız bağlantısı bitti. O zaman uzun tuttuk Yaşar hocam. Yaşar hocam gitmişse Esna hocam ben şey hocam yapayım. Hocam hemen bir kontrol edelim. Tamam. Bir edin. Çünkü bugün yedek moderatör olarak görev almış bulunuyorum. Hemen devreye girmiş olayım. Evet Elvan Hocam sözü size aktarıyoruz. Bölüm başkanım öyle söyledi. Yapacak bir şey yok. Her zaman. Buyurun Elvan Hocam. Evet. Yaşar Hocam geldi herhalde. Oğuz Hocam öncelikle
Çok teşekkür ediyorum. Herhalde diğer sunucu arkadaşımız yok. Yaşar Hocam'ın dediğine göre Sayın Valim işleri dolayısıyla katılamadı mı Ahmet Hocam? Evet, evet. Sabri Hocam kaldı bir tek. Sabri Hocam var. Tamam. Oğuz evet, Hocam ben, o zaman... Merhaba arkadaşlar. Hocam geldi mi? Yaşar Hocam tam araya girdim. Sizi devralıyordum. Buyurun hocam. Hocam, yedek hattan, moderatör olarak. Hocam hattan düştüm galiba. Kim düştü? Siz mi düştünüz? Ben mi düştüm anlamadım. Galiba ben düştüm anlaşılan. Evet hocam buyurun. Buyurun. Özellikle üniversiteden bağlandım ki hani bir sorun yaşamayayım ama bu online bağlantının bir şekilde azizliğine uğrayabiliyoruz zaman zaman. Kusura bakmasınlar evet. Lütfen. Herhalde bu arada Oğuz Hocam tamamladı. Oğuz Hocam son sözlerinizi duyamadık ama güzel anlatımınız için size çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çerçeve çizmiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, üçüncü arkadaşımız, daha doğrusu dördüncü arkadaşımız Sabri Hocam, Doçent Doktor Sabri Çelik, destinasyon yönetimi örnek uygulamalarının Frigya Afyonkarahisar bölgesine uyarlanabilirliği konusunu bize anlatacaklar. Buyurun Sabri Hocam, buradasınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam, buradayım. Tamam, buyurun hocam. Öncelikle katılımcılara ve organizasyon düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hocamın belirttiği gibi ben destinasyon yönetimi örnek uygulamalarının Frigya Afyonkarahisar bölgesine uyarlanabilirliği bahsini size aktarmaya çalışacağım. 1980 sonrasında bütün Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da kentin gelişim sürecinde aday sektörlerden birisi turizm olarak belirlenmiştir. Mola yeri olarak destinasyon niteliğine sahip olan Afyonkarahisar'ın hedef turizm destinasyon olarak gelişim süreci 1993 yılında belirgin hale gelmiş ancak 2000'li yıllara kadar sürdürülebilir nitelik taşıyan önemli bir hamle yapılamamıştır. Sabri Hocam eğer bir sunumunuz varsa paylaşabilirsiniz isterseniz. Şu an sunumum yok hocam yani hazırda bir sunum yok. Pardon tamam hocam tamam buyurun lütfen buyurun devam edin. Termal turizm Afyonkarahisar'ın destinasyon olarak geliştirilmesinde temel odak noktası olmuştur. Kaplıca işletmeciliği temel alındığında kentin tarihi Frigler dönemine kadar uzanmaktadır. Gazlıgöl kapçasındaki 4 farklı şifa içeriğine sahip su kaynağının tespit edilmesi Frig kralı Midas'ın kızı ile ilgili bir efsane ile ilişkilendirilmektedir. Osmanlı dönemine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları üzerine sefere çıktığında ordusuyla burada konakladığı ve Gazlıgöl hamamının gelirini İstanbul'da Okçular Tekkesi'ne vakfettiği bilinmektedir. Padişah 4. Murat zamanında da Gazlıgöl Kapçası'nın Hekim Mustafa Efendi'ye devredilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü ilk defa bir sağlık tesisi bir hekim başına emanet edilmiştir. Yönetim modellerinin ve stratejilerin uygulanabilmesine geldiğimizde ise ilk öncelikle misyon ve vizyon tanımlarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada bütün sunumun karakterinde olduğu gibi işletmeler ve birimler bazında geliştirilen şeyler aslında destinasyon pazarlama sürecine uygulanmaya çalışılacak. Bu anlamda misyon tanımına baktığımızda paydaşların konukseverlik endüstrisi olarak isimlendirilen turizm alanı ilgili misyonu yerel halkın turizm alanındaki bilinç düzeyini geliştirmek ve tatmin edici faydalar sağlayabilmektir. Bunlar işte sürdürülebilirlik olur, gelir düzeyinin artması olur, istihdam artışı olabilir. İşletmelere yönelik stratejilerden hareketle ben destinasyonlar için çıkarsamalar yapmaya çalıştım. Birinci adımda bir durum analizi yapmamız gerekiyor. Bu aslında işletmelerdeki stratejik işletme birimlerine yönelen bir strateji. Bu çalışmada destinasyonlar için mikro düzeyde analiz yapabilmek için kullanılmıştır. Burada Boston Consulting Group tarafından gerçekleştirilen büyüme pazar payı matrisi temel alınmıştır. Buna göre işletmelerin stratejik birimleri soru işaretleri olarak nitelendiriliyor başlangıçta. Bir sınıflama bu şekilde yapılıyor. 4 grup var burada.
soru işaretleri şeklinde tanımlanan grupta pazara girme aşaması hakim durumda ve temel soru para harcayalım mı şeklindedir. İkinci grup yıldızlardır. Büyük oranda büyüyen pazarda pazarın lideri konumuna gelen bir destinasyonu ifade etmek için kullandım ben bunu burada. Afyon bunu tam olarak karşılıyor. Rekabet yoğun durumda ve rakipler hücuma geçmiş vaziyette. Bir diğer grup nakit inekleri ya da sağmal inekler şeklinde ifade ediliyor. Pazarın büyüme oranı %10'un altına düşse bile hala pazarda en büyük büyüme oranına sahip stratejik işletme birimi şeklinde tanımlanabilir ki bunu destinasyonla ilişkilendirmek gerekirse burada turizm çeşitlerinden bahsetmek gerekir. Yani termal turizm mi, kültür turizmi mi, kongre turizmi mi gibi şeklinde. Afyonkarahisar destinasyonu ile ilgisi olmayan bir diğer grup köpekler diye isimlendirilmiş. Yeniden pazar payı elde edebilir miyim, yeniden lider olabilir miyim sorusunu sormak gerekiyor bu grupta da. Stratejik yönetim açısından amaçların belirlenmesi de önem taşıyor. Nereye gideceğimizi bilmek açısından yön gösteriyor. Afyonkarahisar için transit destinasyon özelliklerinin korunması yanında hedef destinasyon haline gelebilmek şeklinde bir tanımlama amaç olarak belirlenebilir. Ayazini için de ana destinasyon kapsamında kültürel çekicilikleriyle ön plana çıkan bir imaj geliştirme şeklinde bir hedef konulabilir. Hedef pazar seçimine geldiğimizde ise temel sorumuz hangi pazar bölümlerine hitap edilmelidir şeklinde olmalı. Bu anlamda işte bölgeye termal ve sağlık turizmi amaçlarıyla gelenler var. Kültür turizmi kapsamında bölgeyi ziyaret edenler var. Hangisine odaklanmamız gerekiyor sorusunu özellikle Ayazini için sormamız gerekiyor. Hedef pazar belirlenirken ölçülebilir bölümler oluşturulmalı. Rakiplerin gücü analiz edilmeli. Pazardaki boşluklar araştırılmalı. Seçilme olasılığı bulunan pazar bölümlerinin ayırt edici özellikleri belirlenmeli ve hedef pazarın seçimi gerçekleştirilmelidir. Bundan sonraki aşamada seçilen bölümlerin ne kadar isabetli olduğu ölçülebilirliğe ek olarak ulaşılabilirlik, sürekli kılınabilirlik, istikrarlı olma, rekabet avantajı sağlama, verimli olma şeklinde sıralanan kriterlere uygun olup olmama durumuna bakılarak belirlenmelidir. Bir sonraki aşamada hedef pazar belirlendikten sonra uygulanabilecek stratejiler yer alıyor. Bu anlamda kullanılabilecek uygulamalar farklılaştırılmamış pazarlama yani bütün pazar stratejisi, farklılaştırılmış pazarlama stratejisi yani bu da çok bölüm pazar stratejisi şeklinde tanımlanıyor. Bir diğeri yoğunlaştırılmış pazarlama yani tek bölüm stratejisi şeklinde ifade ediliyor. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi benimsendiğinde pazarı bütün olarak görmek gerekiyor ve tek bir turistik ürün ve hizmetle pazarın tümüne ulaşmak amaçlanmalı. Bu tabii ki kaynakları sınırlı destinasyonlarda uygulanabilecek bir strateji. Ancak bu strateji müşterileri çekme ve tatmin etme konusunda başarılı olur mu olmaz mı o tartışılır ki Afyon'un böyle bir sıkıntısı yok. Afyon'da turistik ürün çeşitliliği gayet yeterli görünüyor. Ayazini de makro destinasyonun bu avantajlarından faydalanabilir. İkinci stratejimiz farklılaştırılmış pazarlama stratejisidir. Farklı pazar bölümlerine bir ürünün farklı çeşitlerini sunmayı ilke edinmektedir. Diğer bütün destinasyonlar gibi bizim destinasyonumuz da işte maliyetli olmasına rağmen karlılık ve müşteri memnuniyeti konusunda olumlu katkılar sağlayabileceğinden dolayı farklılaştırılmış pazarlama stratejisini de benimseyebilir. Bir diğer strateji yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisidir. İşletmenin belirlediği destinasyonun belirlediği kendine ve sunduğu ürünlere uygun tek bir pazarda faaliyet göstermesi şeklindedir ki böyle bir şeye Afyonkarahisar'ın ihtiyacı yok. Zaten çok riskli bir stratejidir. Bu nedenle aslında çok da uygulanabilirliği söz konusu değil. Afyonkarahisar ve Ayazini ele alındığında, düşünüldüğünde. Bir de tabii destinasyonun kendini tanımlaması gerekiyor. Bu anlamda Bartlır'ın resort dönüşüm modeline başvurmak istiyorum ben.
Yani nasıl bir destinasyonuz bunu bilmemiz gerekiyor stratejileri seçmek açısından. Birinci grupta istikrarsız alternatif turizm destinasyonu yer alıyor. Bu destinasyonlarda sektör küçük ölçekli ve sektörle ilgili fazla düzenleme yok. Kitle turizmi konseptine zıt özellikler taşınıyor. Turist yoğunluğu az, bireysel müşteri hareketleri ön planda. Belirgin bir sezon farklılığı ve dominant müşteri grubu yok. Ilımlı bir ticaret anlayışı mevcut ve bölge halkının geçim kaynakları sıralandığında turizme öncelik verilmiyor. Bu anlamda Afyonkarahisar'ın bu dönemi geçtiği söylenebilir. Ayazin'i yeni başlayan bir destinasyon olarak, alt destinasyon olarak ya da mikro destinasyon olarak bu dönemi hızla geçme çabası içerisinde. Bu anlamda tabii ki destinasyon yönetiminin önemli çabaları var. Bir diğer grup istikrarlı alternatif turizm destinasyon olarak nitelendiriliyor. İstikrarsız alternatif turizm destinasyonu ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen sektörle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmiş durumda. Ana destinasyon sınırları içerisinde kalan yöresel özellikler nedeniyle turizmle ilgili düzenlemeler mevcut. Ancak destinasyon olarak ön plana çıkmayan yöreler için kullanılan bir niteleme. Bu anlamda Afyonkarahisar başlığı altında belki Sandıklı bunun için uygun olabilir diyorum. Ancak daha net örnek vermek gerekirse Antalya yöresi Korkuteli mesela. Korkuteli'nin geçim kaynağı aslında tarıma dayalıdır. Yani turizmle fazla ilgileri yoktur. Bunun gibi bir örnek vermek daha uygun olur. Aslında istikrarlı alternatif turizm destinasyonu denince Ayazin'i de bu başlık için artık aday durumunda demek mümkün. Bir diğer grup sürdürülebilir olmayan kitlesel turizm destinasyonudur. Turizmin sürekli gelişme göstermesi sonucu ortaya çıkan ancak çevresel faktörlerin ve sosyal kültürel yapının sektörle ilgili düzenlemelere baskın geldiği destinasyonlar şeklinde tanımlanabilir. Afyon genel olarak bu aşamadan bir sonraki aşamaya dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Bununla ilgili sıkıntı aslında yerel halkın tutumudur. Yerel halkın tutumu değişmeye başlamıştır. Yani uzun yıllardır artık uğraşılıyor bu anlamda. Hatta uzun yıllardır derken 1993'ten itibaren tutarsak bayağı uzun bir zaman geçmiş durumda ve aslında halkın bakış açısı da değiştirilmiş. Bir diğer grup sürdürülebilir kitlesel turizm destinasyonu olarak nitelendiriliyor. Ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olduğu, büyük ölçekli yatırımlarla yüksek taşıma kapasitesine sahip destinasyonlar bu grupta yer alıyor. Aslında Afyon'un hedeflediği noktadır burası. Alt destinasyonların gelişim süreci tamamlandığında gerçekleşmesi beklenen duruma işaret etmektedir. Yani sadece Afyon kent merkezini alırsak Afyon'a bu grup başlığını atmak mümkün. Ancak alt destinasyonlarla birlikte değerlendirdiğimizde henüz biraz daha erken olduğunu görüyoruz. Destinasyonlarla ilgili bir diğer uygulanabilecek stratejik konumlandırmadır. Ki bu hedef kitlenin zihninde destinasyona ilişkin bir algı oluşturma şeklinde tanımlanabilir. Afyonkarahisar'ın uzun yıllara dayanan bir transit destinasyon imajı var. Yani mola yeri algısı oluşmuş durumda. Hatta gastronomi destinasyonuna dönüşüm sürecinde biz kaymak, lokum, sucuk üçlüsüyle bayağı bir uğraşmak zorunda kaldık. Kesinlikle destinasyonların gelişim sürecinde geçmiş birikimler bir kenara bırakılamaz. Ancak yani zamanı geldiğinde de artık bir dönüşümün oluşması gerekiyor. Afyon bu anlamda transit destinasyon algısını aşarak hedef destinasyon algısını geliştirmek durumunda. Bir diğer strateji pazarlama karması oluşturmaktır ki turizm sektöründe pazarlamanın 7P'si olarak tanımlanıyor bu durum. İşte fiyat, tutundurma, ürün,
dağıtım, insan unsuru yani hedef kitle, fiziksel kanıtlar ve süreçler şeklinde ifade edebiliriz bu karmanın elemanlarını. Yine imaj oluşturma açısından baktığımızda sahip olunan değerler ön plana çıkıyor ki bunlar işte doğal kaynaklar, genel altyapı, turizm altyapısı, rekreatif unsurlar, kültür, tarih ve sanatla ilgili unsurlar, politik ve ekonomik faktörler, doğal çevre faktörleri, sosyal çevre faktörleri ve bölgenin genel atmosferi şeklinde sıralanabilir genel başlıklarla. Ancak bu şekilde envanter oluşturma bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor destinasyon pazarlamasında ve destinasyon geliştirme faaliyetlerinde. Çünkü bunların sayılması ve sıralanması hiçbir zaman yeterli olmuyor. Yani neyiniz var diye soruyorlar. Şunlar şunlar var. Peki bunlarla benim üzerimde nasıl bir deneyim etkisi oluşturacaksınız? Ben destinasyona bağlılığımı nasıl geliştireceğim sorusu konuklarda oluşuyor. Aslında konuklarda oluşmuyor. Bizim bu soruyu sormamız gerekiyor. Yani konukları destinasyona nasıl bağlayacağız? Burada da aslında cevap etkinlik pazarlaması ile şeklinde ortaya çıkıyor. Unutulmaz deneyimler yaşatmak gerekiyor. Yani efendim işte bükme var. Efendim işte Afyon'un sıra yemekleri var. Afyon'un gezek yemekleri var demek yerine bir tane yaren gecesi düzenlemeniz ve bunu eğlenceli bir ortamda unutulmaz şekilde ortaya koymanız çok önemli etki sağlayabiliyor. Destinasyon geliştirme sürecinde yine uygulanması gereken bir diğer strateji benchmarking'tir. Benchmarking, ustanın izlenmesi ve onun taklit edilmesi temeline dayanır. Bir tür kıyaslamadır. Yani destinasyon geliştirirken benzer destinasyonlarda neler yapılıyor? Bunlara bakmak lazım. Şu anda Ayazini için rol model olabilecek yerler birisi Beypazarı, birisi Safranbolu, birisi de Cumalı Kızık olarak ortaya çıkıyor. Yani Kapadokya'yı da örnek olarak gösterenler var ancak çok fazla benzerlik olduğundan dolayı işte sabahki oturumda gerçekleşen sıkıntının ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bu şekilde düşünüyorum. O nedenle tutundurma sürecinde hatta rakibin isminin çok fazla zikredilmemesi gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Özgünlük önemli. Yani efendim işte Kapadokya için balonla gezinti planlıyoruz şeklinde değil de Kapadokya'ya özür diliyorum. Firik Vadisi'ne özgün faaliyetler, aktiviteler geliştirilmeli. Yani balon Kapadokya ile bütünleşmiş durumda. Maalesef bizim Ayazini ile birleşmesi mümkün değil. Ben bu anlamda atla gezinti faaliyetlerinin daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Hatta Eskişehir, Afyon arası Battalgazi'nin at koşturduğu yerler. Yani bu anlamda çok daha ilgi çekici işte atla gezinti alanları, okçuluk faaliyetlerinin ön plana çıkarıldığı uygulamalar da devreye alınabilir diye düşünüyorum. Bir diğer önemli husus kümelenme şartlarının oluşturulmasıdır destinasyon geliştirirken ve destinasyon pazarlaması faaliyetlerinde. Bu da hedef kitlenin beklentisini tam karşılayabilmek açısından önemlidir. Yani ne hizmetler sunuyoruz? Konaklama hizmeti sunuyoruz. Tam karşılamamız gerekiyor. Yiyecek içecek hizmeti sunuyoruz. Tam karşılamamız gerekiyor. Rekreasyon yani zamanı verimli değerlendirme hizmetleri sunuyoruz. Kişisel gelişime katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnsanların stresten kurtulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda hizmetin tam sunulması gerekiyor. Kümelenme şartları oluştuğunda bu mümkün olmaktadır. Yine takip edebileceğimiz belli başlı markalama stratejileri var. Ki öncelikle vurgulamak istediğim bütün destinasyon algısının oluşturulmasıdır. Bu anlamda benim Antalya ve Afyon kıyaslamam var.
herkes kabul etmeyebilir ama ben yine de aktaracağım. Şimdi termal turizm destinasyonunun geliştirilmesi ilgi odağımız haline geldiğinde Afyon'la Antalya kıyaslaması da bir yandan aklımıza düştü. Antalya'ya baktığımızda oteller bölgesiyle halkın yaşam alanı arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar halen daha da kaldırılabilmiş değildir. Tabii bu ölçeğe bağlı olarak gelişen bir şey. Afyon orta ölçekli bir şehir ve niteliklerini saydığımızda saymakla bitiremiyoruz. Yani işte termalin başkenti diyoruz, UNESCO gastronomi kenti diyoruz, mermerin lezzetin başkenti diyoruz ve neredeyse nitelikleri saymakla bitirilemiyor. İşte bu gelişim sürecinde benzer bir durumun ortaya çıktığını algıladık. Yani oteller bölgesiyle Afyon'da halkın yaşam alanı arasında ciddi farklılıklar vardı. Bunu söylerken 2009, 2011 hatta 2013'e taşınan yıllar arasında Afyon merkezden üniversitemizin kampüsünün bulunduğu noktaya ulaşım koşullarını hatırlatmak istiyorum. Şu anda 10 dakikada gelebildiğimiz bir yolu yarım saatten fazla bir sürede gelebiliyorduk. Yani bu basit bir örneği. Yine bölgemizin işte yakınında bulunan Zafer Havaalanı'nın ana yol bağlantısı çok kötü bir durumdaydı. Tabii bunların hepsi düzeltildi. Yani bütün destinasyon algısı oluşturma ilkesi temelinde gerçekleştirildi bunlar. Bunun dışında yine bir şemsiye markalama uygulaması yapılabilir. Sabri Hocam Afyon denince, son 3 dakikanız. Afyon'un bütün değerler akla gelmeli. Sabri Hocam son 3 dakikanız. İnşallah bitiririm hocam. Tamam. İşte termalin, mermerin, lezzetin ve zaferin başkenti diye bir sloganımız vardı. Bu hemen hemen hepsini içeren bir slogan. Bütün bunlardan daha önemlisi kültür aracılığı ile markalama yapmamız gerekiyor. Ki zaten bu turizmde değişen işte 3S yerine 3E ilkesi ile uyumludur. Şu anda bu Ayazini bölgesinde özellikle başarıyla uygulanan, hatta Afyon genelinde başarılı uygulanan bir şey var. O da mega etkinlikler aracılığıyla markalama stratejisidir. Ki bugün işte Dünya Motocross Şampiyonası Afyon'da gerçekleştiriliyor. Yine Teknofest'e aday bir durumdayız. Tabii bunlar neyle oluyor? İşte yapılan yatırımların nitelikli olmasıyla, işte kapasiteyi karşılayabilmesiyle gerçekleşiyor. Bugün Afyon Antalya'dan sonra en fazla yatak kapasitesine sahip olan ildir bu anlamda. Yine bir diğer dönüşüm gerçekleştirilmek ise dijital dönüşüm dahilinde enerji çözümleri geliştirilmeli. Hatta Afyon küçük ölçeği sayesinde diğer rakipleriyle kıyaslandığında çok çabuk bir smart city haline de dönüşebilir. Bunun da ilk ayak sesleri ticaret odamızın dünyanın en önde gelen akıllı binası olmasıyla ortaya çıkmıştır aslında. Bunun ileri adımlarının atılması gerekmektedir. Yiyecek içecek sunumu anlamında da temel sunumun ağırlıklı olarak yöreye özgü ev yapımı yiyecek ve içecek türleriyle gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yöresel yiyecek içecek üretimine katılmak isteyenler için fırsat oluşturmak lazım. Hocam son bir dakikanız. Sabri Hocam. Hemen hocam. Başarılı olmak için bütün olarak algılanan ve yatırımların bu doğrultuda planlandığı bir destinasyonun parçası olduğumuzu unutmamak gerekiyor Ayazin açısından. Ana destinasyon Afyon'dur. Destinasyon yönetiminin valilik, belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası ve diğer paydaşlar, üniversitemiz. Bunların önerileri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
Yine Ayazini bölgesi için bir kooperatif tarzı bir yapılanma oluşturulabilir. Bu yapılanmada herkesin bir oy hakkına sahip olduğu bir yönetim kurulu ortaya konulmalıdır. Ortak akıl ile hareket edilmelidir. Bizim aslında bu zor dönemleri de aşabilmemizde çok önemli etkisi olacağını düşündüğümüz öz kültüre dönüş, imece, yardımlaşma, hatta bu ahilik geleneği, yani herkesin bir iş yapması, rekabetin yıkıcı olmak yerine yapıcı olması ve paylaşım fikrinin yerleştirilmesi gerekiyor ki bunun bilgi paylaşımı anlamında da gerçekleşmesi gerekiyor. Sabri Hocam, son cümleniz. Evet. Bir de temel yeteneği sorgulayıp ona odaklanmak ve kişisel gelişime de önem vermek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Hocam ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii söylenecek çok şey var. Kusura bakmayın. Kesmek durumunda kaldım biraz. Hani dinleyicilerimizin de mutlaka fikri, görüşü olabilir. Tabii dedikleriniz, Oğuz Hocam da sizin de söyledikleriniz çok güzel. Hep olması gereken idealler bunlar. İdeal şeyler. Yani fakat ne kadar yapılabiliyor, nasıl yapılabilir'e bakmak gerekiyor belki biraz. Bu açıdan hani belki oraya mı yoğunlaşmak gerekiyor akademisyenler olarak? Ben bunu nasıl yaparım? Bu dediklerimi nasıl uygularım gibi. Belki oraya yoğunlaşmak gerekiyor. Projeler çerçevesinde belki değerlendirmek gerekiyor. Projeler yapmak gerekiyor. Yerel halkın içine inmek gerekiyor belki. Bilemiyorum. Bu açıdan hani idealleri biz hep söylüyoruz da hani uygulamada ne var? Ona bakmak gerekiyor. Ne kadar uyuşuyor ona bakmak gerekiyor. Sayın Hocam sözümüzü vallahi kesmek istiyorum. Teşekkür ederim. Güzel önerileriniz için, güzel sunumunuz şimdi, için. Benim anlattığım şeyler öneride kalmadı hocam. Yani evet. Bu Afyon'da özellikle üniversitemiz bünyesinde ciddi bir ekip var. Yıllardır bu konuda çalışıyoruz. Ve ulaştığımız nokta aslında ortada. Yani işte UNESCO gastronomi kenti olmasında da, termal turizm olarak gelişiminde de, işte ilk akredite bölüm olmasında da bütün bu ekibin gayretleri çok önemli. Bunu işte başta rektörümüz, rektör yardımcımız Profesör Doktor Şuayb Özdemir hocamız, Turizm Fakültesi Dekanımız İsa Sağbaş hocamız, Turizm Fakültesinin diğer değerli hocaları, özellikle İktisadi Bilimler Fakültesinden işbirliği yaptığımız hocalarımız bunu sağladılar. Hocam teşekkür ederim. Yani, şimdi diğer hocalarımıza isterseniz bir bakalım. Oğuz Hocam'a bir soru var. Oğuz Hocam chatten bakabilir soruya. Mehmet Görkem Boyraz isimli kullanıcımızın, daha doğrusu takipçi arkadaşımızın bir sorusu var. Oğuz Hocam ona cevap verebilir. Bunun dışında Oğuz Hocam kısaca cevaplarsanız şöyle hocam, bir 10 dakika, 10 dakikamız var çünkü. Tamam. Onun dışında iyi. Belki söyleyecek arkadaşlarımızın bir şey söylemek isterlerse onların da katkılarını alalım. Buyurun Oğuz Hocam. Destinasyon yönetimi kapsamında mental hazırlıkla başlayan 7 basamaklı süreçte bu paydaşlar arası koordinatörlüğü kim yapabilir diye sormuş Mehmet Bey. Şimdi bu tabii yöredeki dinamiklere göre değişen bir şeydir. Ama bu koordinatörlük işini yapan hangi kurum olacaksa, kurumlar arası paydaş, kurumlar arası etkileşimi yine bir kurum yapması gerekir. Bir. İkincisi, bu kurum mümkünse bu süreçlerin en önemli sorunu, en çözülemez sorunu olarak görülen fon imkanına, yani parasal bir güce sahip olması lazım. Dünyadaki farklı uygulamalara baktığımızda ve bu para ve fon tedariki imkanına bağlı olarak bunun belediye olması gerektiği gibi bir şey ortaya çıkıyor. Çoğu bölgede de bunun alternatifleri var, denenmiş fakat uzun süreli olmamış. Ama belediyeler bir şekilde işin içine giriyorsa, gerek doğrudan gerek dolaylı ve sivil örgütlenme şeklinde, yani kendi bünyelerinde birer komisyon şeklinde örgütleme, gerekse de özel şirketleri aracılığıyla, mesela New York'taki gibi belediyeye bağlı bir şirket kurmak ve koordinasyonu ona devretmek suretiyle. Ama belediyenin burada çok etkin olması gerekir kanaatindeyim. Benim gördüğüm bu yani. Benim cevabım bu açıkçası. Belediye bence. Hocam teşekkür ediyorum. Ben orada belki bir ufak katkı yapabilirim. Bu son turizmi teşvik kanunuyla alakalı sanırım orada bir karar çıktı. Destinasyon yönetim birliklerinin oluşturulması
diye orada bir karar alındı. Dolayısıyla destinasyon yönetim birlikleri bu kamuda gecikmeyi de çok güzel ifade ediyor. Sizdeki ifadenizle kamudaki gecikme ancak daha yeni gündeme gelebildi. Bu halbuki bir destinasyon oluşturmadan önce olması gereken bir şeydi bu. Bu açıdan hani belki bunun bir katkısı olabilir bu anlamda. Bu birliklerin çünkü resmiyete dönüşecek artık. Destinasyon Management Organization diye geçer. Eskiden beri hep kitaplarda yazar bu 20 yıldır, 30 yıldır. İlk defa bizim yasalarımıza, kamudaki yasalara giriyor. Bu da muhtemelen önemli bir katkı yapacağı kanısındayım ben. Tabii. Evet, bir 9 dakikalık bir süremiz var. Hocalarımızdan katkı yapmak isteyen Yaşar Hocam, Yaşar Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam, Mehmet Poyraz Hocam siz bir birazcık bekleyin isterseniz. Hüseyin Pamukçu Hocam, buyurun. Teşekkür ederim Yaşar Hocam. Oğuz Hocam, hoş geldiniz. Sizin sunumu dinlerken 7 yıl önceki doktora ders dönemine girdim böyle bir tekrar hatırladım. Çok da mutlu oldum böyle stratejik yönetim dersi almıştım sizden. Oğuz Hocam, bu metalaşma kapsamında sema törenlerinin turistlere sunulmasının hani sıkıntılarından bahsettiniz ya. Burada mesela Frigya bölgesinde acaba bu deneyimsel turizm kapsamında otantik deneyimi biz hangi kriterlere göre geliştirebiliriz? Deneyimsel turizm kapsamında neler yapılabilir sizce hocam bu bölgede? Şimdi tabii orada çok ince bir çizgi var. Biz neleri sunalım, neleri sunmayalım? Sunmadığımız şeyler ne kadar ayakta kalıyor onu da düşünmemiz lazım. Çünkü şimdi bir şeyleri biz sunduk ve bunu metalaştırmış olduk, içeriğini bozduk diye düşünüyoruz değil mi? Evet. Peki sunmasak bu ayakta kalacak mı? Zaten birçok şey tükeniyor. Yani bu nokta çok kritik bir nokta. Bu nokta kör nokta yani. Bu noktada nasıl bir adım atacağımız gerçekten yerel uygulamadaki maharete bağlı. Benzer bir örnek, mesela bir şey biraz uç örnek olabilir belki sema gösterse ama benzer örnek bu Yaren Gecesi uygulaması. Afyon'da da var, adını tam Afyon'dakini çıkaramadım da şeyde Çankırı'da Yaren Gecesi diyorlar. Afyon'da bir şey diyorlardı ona. Urfa'daki sıra gecesi gibi bir uygulama. Orada aslında özellikle... Burada da hocam gezek deniliyor. Yaren gezek mi? Dinledi. Evet, gezek kültürü. Yani orada... Yaren diye, Yaren gecesi düzenleniyor öyle. Evet. Şimdi ben Urfa'da büyümüş 60 yaşındaki biriyle konuşuyorum. Diyor ki ben gençliğimde bizim mahallede benim akranım insanlarla sıra gecesine gidiyordum. Ben de diyorum ki ya o her sıra gecesi nasıl organize ediyordunuz? O da diyor ki yani sıra gecesi çok doğal bir şey. Akranlar bir araya gelir, yer içer, sohbet eder, istişare eder. Birinin bir sorunu varsa orada söylenir. Hani bizim aklımızda oluşmuş bir şey var ya sıra gecesi darbukalı, sazlı, illa türkü söylenir, mendillerle oynarız filan. İlla öyle olmasına gerek yok. Bu aslında geçmişten beri bir İstişare, birlikte yeme içme, birlikte paylaşım kültürünün bir yansıması olarak ortaya çıkmış. Fakat biz onu bugün almışız, tamamen bir eğlence içeriğine dönüştürmüşüz. Orada da bir sapma olabilir. Onu tabii ben bunu kişisel temaslarımdan böyle bir çıkarım yapıyorum. İncelemek gerekir. Fakat soru şu, sosyal medyanın geliştiği bir dünyada zaten sıra gecesine biz hiçbir şekilde alıp kullanmasak ne kadar devam edecekti? Dolayısıyla Afyon'da da bu gibi şeylere karar verirken tabii orada hangisini nasıl kullanmalıyız? Yani artık dünya hızla değişiyor. Birçok kültürel kalıp özellikle soyut kültür unsurlarında ciddi aşınma var. Toplum hayatın başka şekillerde kendine yol buluyor. Bunların benim kanaatim birçoğu turizm amaçlı kullanılabilir, sunulabilir. Sadece bunları o koruma kullanma dengesi içerisinde bir denge bulmak önemli. Mesela benim sunumumda da söyledim, yerel tepkiyi analiz etmek lazım. Sema törenleriyle ilgili bir sürü tepkiye şahit olduk. Belki algıda seçicilik, ben o dönemde ilk İstanbul'da acenteler aracıyla bunun sunulmaya başladığı dönemde ki Sultanahmet bölgesinde tanıtım broşürü görmüştüm. Öyle haberim oldu. İnternetten falan baktım. Birçok kesim buna itiraz etti aslında. Ya sema töreni de sunulmaz kardeşim falan diyerekten. Ha bunu sema töreni olarak sunmazsınız. Siz turizm amaçlı onu bir Mevlevi ritüelini tanıtır gibi tanıtırsınız. Belki başka tasarımlar yaparsınız.
Ama yerel anlamda itiraza kulak kabartmış olsaydık oradaki kötüye gidişi, oradaki sıkıntıyı, o metalaştırmanın toplumu rencide ettiğini görürdük. Burada şey şu değil, yani bize dokunması değil, toplumun geneline dokunup dokunmaması çok önemli. Orada zaten bir yerel halkı işin içine katmayı işte biz bunun için önemsiyoruz. Yani orada karar verecek olan o bölgedeki dinamik unsur, sivil toplum, yerel halk, yerel halkın temsilcileri ve benzeri. Bu gibi çalışmalarda oradan bilgi alarak, oradan destek alarak yürünürse Hüseyin Hocam ancak öyle başarılı olur. O zaman yerel halk üzerinde öncelikle bir araştırma belki bir yapıp ona göre belki bir yol haritası çizmek. Tabii. Evet. Yani tamam, orada hocam. Tabii bu bir ürün tasarımı söz konusu. Bu ürün tasarımında yerel halkın kültürel kodlarını biliyorsanız o gidin söyle diyor ya, nitel araştırma dedin ya, gidin söyle diyor. Bir nitel araştırma ediyor. Ancak o kültürden bir adam yapabilir diyor yani. Bu belki de bir uç örnek de. Bu anlamda siz nitel bir sonuca ulaşacaksanız o kültürü bilen araştırmacılar olarak ancak onu fark edip ulaşabilirsiniz. Yani o kararı verecek ya da o kararı üretecek kesimin de, araştırmacı kesiminin de o toplumun kritik noktalarını bilmesi önemli. Yani. Tabii. Oradan biriyle sunumunu oradan biriyle yapabiliriz hocam. Evet. Yani benim söyleyebileceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam, Oğuz Hocam sizlere çok teşekkür ediyorum. Mehmet Boyraz beyefendinin herhalde söyleyecekleri var. Sizi dinleyelim Mehmet Bey. Sayın Hocam, Oğuz Hocam'a... Sesinizi tam alamıyoruz. Biraz yükseltmeniz gerekecek. Sayın Hocam şu an sesimi alabiliyor musunuz? Yani çok az. Hocam, Oğuz Hocam'a iki soru yöneltmiştim. Takibinde yine bir soru vardı. İlk soruya itibaren de bir şey ekleme yapmak istiyorum. Oğuz Hocam'ın diğer dünya ülkelerindeki örneklere nazaran belediyelerin burada koordinatörlük görevi görebileceğini söylemişti. Ancak bizim Türkiye'deki yasal mevzuatlar çerçevesinde bu mümkün müdür? Şimdi hem orası bir ilçe düzeyinde, bizim burada Afyonkarahisar'da İhsaniye ilçesi var. Hem de orada bir kaymakamlık düzeyinde bir yönetim düzeyi var. Hem de bu dört ilin sınırları içerisinde yer almasından dolayı burada dört ilin nasıl bir koordinasyon sağlaması gerekir? Bu düzey bağlamında bir değerlendirme yapabilirse memnun olurum hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii bu sorular o bölgeyle ilgili biraz daha detaylı bilgiye sahip olmayı da gerektiriyor. Dolayısıyla belki söyleyeceklerim yüzeysel kalabilir ama belediyelerin bu konuda hukuki bir şeye sahip olmadığını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'de mesela bir metropol alanda planlama yetkisi, imar kontrol yetkisi belediyeye veriliyor ve belediye bunu kurduğu özel bir şirketle yapıyor değil mi? İstanbul Boğaziçi Planlama AŞ örneğindeki gibi. Veyahut da kültürel çalışmalarını Kültür AŞ örneğindeki gibi yapabiliyor. Dolayısıyla turizm geliştirme işinde de belki benzer bir şirketleşme söz konusu olabilir. İlle bir şirket olması gerekmiyor. Yaşar Hocam'ın dikkat çektiği o destinasyon yönetimi örgütlenmesi aslında bir şirket formunda olmayabilir. Belediyenin bu konuda öncü olduğu bir bölge ya da şehir komisyonu da kurulabilir. Ve bunu 2-3 belediye birlikte de yapabilirler. Bu altyapı bence kalkınma ajansları aracılığıyla sağlandı. Yani şehirler arasında ortak koordine bir hareket kalkınma ajansıyla zaten başarıldı. Dolayısıyla kalkınma ajansları marifetiyle de belki 3-4 şehri kapsamına alan, bir bölgeyi kapsamına alan bir koordinasyon birimi, bir komisyon gibi çalışabilir. Barcelona'da vardı öyle bir örnek. Belediyenin önce olduğu bir komisyon. Bu komisyon şeye bile, yani o bölgedeki tanıtım broşürlerinin hazırlanması, ondan sonra turizme açılacak alanlara karar verme, işte yoğunluk haritalarının oluşturması, takibi gibi konuları izlemiş. Tabii o çok başarılı olmamış, belli dönemlerde çok tıkanmış, hepsinde de belediye devreye girerek aşılmış. Bence bu anlamda Türkiye'de belediyelerde ciddi bir bilinçlenme var. Son yıllarda birçok belediyede turizm bölümlerinin, turizm koordinasyon birimlerinin oluştuğunu görüyoruz. Yani bundan 15 sene önce İstanbul'un dışında çoğu yerde yoktu. Yani bu İstanbul'da, İzmir'de bir iki belediye de vardı. Bugün hemen hepsinde var. Benim bulunduğum şehirde de var. Çok cevval bir ekip var. Hatta bizim öğrencimiz de orada çalışıyor. Yani o kadar işi ilerlettiler. Turizmci öğrenciyi bile işe aldılar orada. Yani bu tabii benim yorumum. Belediyeler bu işi sürükleyebilir. En önemli nedeni paraya sahip olmaları.
Tabii bu bir gelişim süreci yaşıyoruz. Türkiye Kalkınma Ajansı da benzer bir örgütlenme aslında. 2019 baharında mı faaliyete geçti? Daha çok yeni. Yani bir buçuk yıllık bir şey bu. Kurul hep diyorduk ki Türkiye'nin yurt dışı tanıtımını birileri koordine etsin. İşte koordine edecek bir ajans da bir buçuk iki senedir faaliyette mesela. O da bir örnek bizim için. Evet, peki Oğuz Hocam ve Ali Bey, Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ve süremiz dolmuş durumda şu anda arkadaşlar. Ve yani söyleyecek hocalarımızın birçok şey olabilir bu konuda mutlaka. İlgiyle izlediklerini fark ediyorum ben hocalarımın. Fakat ayrılan bir zaman dilimi de var. O noktadan 16-15'te de diğer bir oturum başlayacağı münasebetiyle çok fazla da bir zamanımız yok. Bir çay kahve molası en azından katılımcılarımıza vermek adına ben burada sonlandırmak istiyorum oturumumuzu. Bütün katılımcılara, Oğuz Hocama, Gonca Hocama ve Sabri Hocama çok teşekkür ediyorum ve izleyen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum. Sayın kardeş turizm fakültemize ben çok teşekkür ediyorum. Afyon Turizm Fakültesi'ne. Bize bu fırsatı verdikleri için de ayrıca minnettarım. Çok sağ olun Esna Hanım. Size de teşekkür ediyorum. Ben oturumu sonlandırıyorum. Hepinize çok teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkürler. Hocam.